Akupunktur'un uygulama alanları. Akupunktur açısından ilk defa 1978 yılında toplanan Dünya Sağlık Örgütü, biraz sonra sayacağım akupunktur'un tedavi ettiği hastalıkları başlıca sıralamıştır. Bunlardan birincisi özellikle sırt ve bel ağrıları, boyun ağrısı, siyatik, tenisçi dirseği, diz ağrıları, özellikle gonartroz dediğimiz kireçlenmeye bağlı olan diz ağrılarında, omuz ağrılarında, yüzün trigeminal nevraji adını verdiğimiz yüzde çok şiddetli vuran ağrılarda, baş ağrılarında, özellikle baş ağrıları migren, sinüzit veya boyun kireçlenmesine bağlı olan oluşan hastalıklarda, romatoid artritte, gebeliğin ilk 3 ayında gelişen bulantı ve kusmaları engellemede, 3 ila 6 ay içinde gelişen yüz felçleri veya vücut felçlerinde, özellikle esansiyel hipertansiyon adını verdiğimiz hipertansiyon hastalıklarında, alerjik rinit dediğimiz burun iltihapları veya göz iltihaplarında, depresyonda ve peptik ülser adını verdiğimiz mide ülserlerinde, midedeki reflü şikayetlerinin giderilmesinde, sancılı adet görme durumlarında, alkol bağımlılığında, akut veya kronik gastrit hastalıklarında, bronşiyal astma, yani alerjik astımda, özellikle çocukluk yaşlarında akupunktur çok etkili. Bunun yanı sıra fibromiyalji adını verdiğimiz, özellikle kasların sertleşmesiyle karakterize olan ağrılarda, uykusuzluklarda, Meniere hastalığında, obezite tabii çok etkili, nikotin bağımlılığında etkili. Bunun yanı sıra boyun kaslarının ani tutulmalarında, panik atakta ve de ülseratif kolit adını verdiğimiz bağırsak hastalıklarında akupunktur çok etkilidir.